Herkese merhabalar arkadaşlar. Şehir kurma oyunumuzun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bölümümüze başlamadan önce aşağıdan beğenip henüz kalmamındaysanız abone olmayı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben bir önceki bölümümüzde oyunumuzda ufak takılmalar olduğunu söylemiştim size. Remi'nin bir tanesinin yandığını ve bozulduğunu söylemiştim. Bir hafta içinde arkadaşlar oyunumuzdaki ufak takılmalar da giderilecektir. Zaten ben size 720p'yi 60 fps sunmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle şehrimize neler yapmıştık, neler yapacağız onu hemen size söyleyeyim. Şehrimizin ismi artık arkadaşlar Dızcılar Belediyesi. Biz bir dızcı olarak şehrimize bir dızcı olacaktır. Zaten gördüğünüz gibi şehrimizdeki vergilerimiz 111 arkadaşlar. Şehri sömürüyoruz şu an. Ama siz ses çıkarmayın arkadaşlar. Sakin. Mesela bir de katılıyorları yorumlar yapmışlar. Oyun faresi mesela demiş ki abi girişe benim verdiğim ismi koyar mısın demiş. Şurayı aldığım zaman direkt olarak kuracağım arkadaşlar. Merak etme. Ve katılıyorların arkadaşlar şurayı vermeyi düşünüyorum. Birkaç aboneme de şuraları vermeyi düşünüyorum. Aşağıdan abone olmayı unutmayınız kesinlikle. Şimdi öncelikle 930 lira paramız var, 462 de gelirimiz var günlük. Yavaş yavaş büyük şehir olacağız ama şehrimizde gördüğünüz gibi elektrik sorunları var. Bu elektrik sorununu nasıl çözeceğiz hemen size göstereyim abicim. Şimdi Projetlarus, şimdi bu adama elektrik lazım. Ama biz bu adama elektriği nasıl vereceğiz? Buna baksana yetmiyor. Öncelikle bu adama elektrik vermemiz için, buna baksana şehir 25 watt kullanıyor. Bunlara ben elektriği nasıl vereceğim ben ya? Neyse biraz daha bekleyelim. Zaten biraz sonra 650'de büyük şehir olacağız diye biliyorum. Öncelikle 650 kişi olamıyoruz bir türlü. Şuradan bir kredimizi çekiyorum. Ödemeyi sonra yaparız artık. Halkım beni sömürse de ben ödemeyi sonra yapacağım arkadaşlar. Bunun taşıma işlemi kaç kuruş abi? O kadar fakirim ki. Tamam. Şimdi şuraya 2000 dolar aldı. Yuh abi. Dolar mı euro mu ne abi? Tamam, buraya artık bu kadar güzel bir şekilde 27 watt elektrik vereceğiz. Ama ondan önce önemli bir bilgi daha vermek istiyorum arkadaşlar. Vermek istiyorum bu arada. Şu halka bir mutlu yener mesela 13 evde 13 kişi yaşıyorlar abi. Evde akıllı insan yok. Hepsi eğitimsiz. Onlara bir okul verelim öncelikle. Mesela nereye versem daha çok tutar okul? Bak şuraya verirsem kaç kişi yıkılıyor? Abi buraya veremem. Şuraya nereye vereyim ben bunu ya? Okulu tam şöyle göbek bir yere eklemek istiyorum. Tamam. Mutlu oldular görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen de mutlu oluyorlar. Sanki okula gidecekler. Elektriklerini verdik. Umarım elektrik sıkıntıları git. Tamam güzel. Elektrik sıkıntıları gitti arkadaşlar gördüğünüz gibi ama şehrimizde insan kaybı var. Neden gidiyorlar bunlar? Nereye gidiyorsunuz lan? Arkadaşlar gördüğünüz gibi halkımızdaki insanlar gitmeye başladılar. Artık Mutlu Yener okumaya başlamıştır diye düşünüyorum. Evet halkımız hala 13 tane eğitimsiz insan var. Şimdi burada kapasitemiz 58 kişi olmuş. 300 kişilik bir kapasitemiz var. Ama hala 67 kişi oldu. Gördüğünüz gibi insanlar okula akın etmeye başladılar arkadaşlar. Oğlum Covid var lan ne okulu? Neyse boşver. Şimdi şuralara bir yerlere evler kurmak istiyorum. Ben çünkü şehrimiz de insan göçü başladı. Tamam güzel, insan göçü bitti arkadaşlar. Şimdi şuradan bir ev silsem. Ev sileyim ben ya. Şöyle bir büyümek istiyorum ben artık. Şuralara biraz daha evler dikebilirim. Daha sonrasında gördüğünüz gibi 5 tane insan gitti arkadaşlar. Ama bir sıkıntı yok. Biz dızcılar olarak bu işin üstesinden geleceğiz arkadaşlar. Buraya bir ev daha kurmak istiyorum. Bak hayır öyle değil. Oho. Bunları hep kaldırıyorum. Tamam o adam oraya onu kurdu ama sıkıntı yok, kursun abi. Belki giderini falan ayarlar. Şimdi buradan şu şekilde şu şöyle bir aşağı indiriyorum. Tüh olmadı dur. Şöyle bir silme yapalım. Yollarımızı daha sonra genişleteceğim arkadaşlar, bilginiz olsun. Şuradan al abi. Heh, mis gibi. Şimdi ben buraya şöyle bir yol daha çekeyim. Evet paramız yok arkadaşlar. Para her şeyin kapısı gördüğünüz gibi. Paran olmayınca hiçbir şeysin. Daha sonrasında buraya şuraya da bir kur. Şunu kaldır. Buraya adamlar ev kuruyorlar direkt görüyorsunuz. Tamam şuraya bakkal kurduk. Bakkallar burada iş yapar. Evet gördüğünüz gibi Want to Village olduk. Yavaş yavaş kasabaya doğru. Yok kasaba olduk zaten şu an.
Şimdi biraz daha bizim şeye ihtiyacımız var. Biraz daha ev kurmak istiyorum ben. O yüzden şunu kaldırıp buraya bakkal ticaret yerleri falan kuracağım. Daha sonrasında şöyle bir bakayım be. Şuraları ağaçlandırma falan yapsak. Buraları ağaçlandırma olur. Güzel olur. Mis gibi olur arkadaşlar. Halkımız mutlu. Rızlılar Belediyesi olmaktan biz de mutluyuz arkadaşlar. Ekibimizce bu arada halkın şikayetlerini dinlemeye çalışıyoruz. Mesela bakın. Hala eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayan yok. Neden yok? Evet, Quitlink'te. Eyvallah. Belki sonradan belki isteği değişir. Yavuz Selim'in okulunu buraya veriyoruz arkadaşlar. Şöyle büyük harflerle yazalım. Yavuz Selim'in okulu hayırlı uğurlu olsun diyelim. Umarım Yavuz Selim, ama öyle olmadı, dur. İlk öğretim okulu. Arkadaşlar ilk öğretim. İlk öğretim. Tamam. Okulu boş ver. Güzel. Gayet güzel arkadaşlar. Şimdi şurası Ata Caddesi. Burası ne? Wable Street. Şuraya şey kurmak istiyorum ya. Kurtlar Vadisi Pusu. Kurtlar Vadisi Pusu. Tamam. Gördüğünüz gibi sokağımızın ismi arkadaşlar Kurtlar Vadisi Pusu. Şehrimiz gerçekten başarılı bir şekilde ilerliyor. Günlük gelirimiz 1298 arkadaşlar. Biraz oyunumuzu andıralım. 7 dakika olmuş bu arada videomuz. Kesmediğim sürece tabii ki de daha da fazla olabilir. Şimdi bize ne lazım? Bir emniyet müdürlüğü lazım. Bir üyemiz, sanki katıl üyemiz, bir emniyet müdürlüğü istemişti. Ama şehrimizde yangın riski bayağı yüksek. Bunu sıkıntısını halkımızla çözmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Biz merak etmeyin, belediye ekiplerimizce bu işi halledeceğiz. Şimdi buraya bir tek de polis departmanı lazım. Ama şu an zaten suç oranı düşük. Bize suç değil de şu şey lazım ya. Fire. Fire. Buraya dinle, şuraya kuralım arkadaşlar. Buraya fire departman, departman çok iyi gider. Hatta tam olarak şuraya. Gördüğünüz gibi artık yangın diye bir şey yok şehrimizde. Evet, set polis diyor. Power usage kullan. Tamam. Şehir politikalarını değiştirdik. Artık şehir politikalarımızda elektrik ve su kullanımı açtık arkadaşlar. Ama mesela bakın, bunlar üretiyor ama bize vermiyor bunları. Niye vermiyorsun lan? Buradan bir şunu hemen bağlıyoruz arkadaşlar buraya. Şimdi bizim simetri hastalığımız var biliyorsunuz. O yüzden şu şekilde iş görür. Mis gibi. Bu da buraya dağıtacaktır. Artık şehrimizde elektrik sıkıntısı hiçbir şekilde olmayacak arkadaşlar. Güzel. Şehrimiz büyüyor. Ama paramız azalıyor. Paramız niye azalıyor? 305, 385. Bir oyunu yavaşlatır mısın? 406, bu oyun niye azalıyor? Şey niye azalıyor lan? Oğlum, birisi şehrimin paralarını çalıyor arkadaşlar. Bunu hemen belediye ekiplerimize çözmek istiyorum. Aa, acaba şey mi, policiler mi? Polisler nereden ayarlanıyor lan? Policiler. Şuradan hemen kapat abi. Yok abi, kullanmayın. Yok öyle bir şey. Su falan yok size. Kullanmayın. Gördüğünüz gibi onu getirdiğimiz anda şehrimiz, evet, buraya hırsız girmiş gördüğünüz gibi. Evet, buraya hırsız girmiş arkadaşlar. Ulan hani şehirde suç oranı düşüktü lan? Neyse, 12 bin dolara daha var. Oraya hırsız girmiş. O hırsızı ben şimdi kafasına ev kuracağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Sen 12 bin gel abi. Paramız gel diyen kafasına şey kuracağım. Şöyle bakıyorum da. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. 538, 554. Ya başlarım ver ya. Mesela ben bak, 1000 IQ yapayım mı? 71 bin, şunu ödüyoruz. Tamam mı? Gördüğün gibi 55 bin bir tane borcumuzu ödeyip aynı zamanda şuraya da bir tek de polis merkezini, evet, şuraya bu şu an polis merkezi kurduk. Şimdi evet, gördüğünüz gibi polislerimiz hemen Umut Beker'in hemen ismini veriyoruz arkadaşlar. Umut Beker Dızcı Önleme İstasyonu. Umut Beker Dızcı Bürosu. Gördüğünüz gibi Dızcı Bürosu'nda kurmuş olduk buraya. Yorumlar kısmında istediğiniz şekilde her şeyi yazabilirsiniz. Oyunumuza renk katmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi eğitim düzeyine bakmak istiyorum. Eğitim Yavuz Selim ilk öğretim. Bu ne lan?
Yavuz Selim İlköğretim Okulu arkadaşlar bunun ismi. Şu an okulumuzda 150 tane 57 tane okuyan var. Evet, gördüğünüz gibi herkes eğitim almaya çalışıyor. Eğitim önemli arkadaşlar. Ama şu çöp fab yeri bize sıkıntı yaratabilir. Neyse, bunu şimdilik boş vereceğim. Bunlar hiçbir şey açılmamış daha. Burada bir şey yok. Burada zaten bir okul var. Zaten kapasitemiz şu an tam olması gerektiği gibi. Evet, high school ihtiyaçlarımız var. Ama high school'u açmak için de 1000 kişiye ihtiyacımız var. Ben o zaman biraz daha evler yapayım. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ben biraz daha evler yapmak istiyorum. Şimdi öncelikle evleri nereye yapsak? Abicim, şurası ne? Şuradan bir yol geçirmek istiyorum. Artık oraya yıkılan evleri karşılayacağız biz belediye ekiplerimizle. Merak etmeyin arkadaşlar. Şehrimiz büyüyor yani. Elimizde olan bir şey değil ki arkadaşlar. Hep büyüyor şehrimiz. Ben bir de fabrika bölümü yapacağım. Çünkü bir de fabrikalar şehrimize zarar veriyor gördüğünüz gibi. Evet. Buralar açılmış diyor da bizi bilmiyoruz arkadaşlar. Göremiyoruz buraları. Burayı engellemişler. Buraya gördüğünüz gibi bir de fabrika yeri kuruyorum. Bu fabrika yerini şu şekilde ayrıştırıyorum arkadaşlar. Tamam, buraya artık burası böyle fabrika bölümü olacak. Buraya herkes gelip fabrikasını kurup gidecek arkadaşlar. Evet, buraya fabrikalarını kurdum. Ama bize yetmez diyoruz. O yüzden şuradan bir tek daha ayırıyoruz. Buraya bu şekilde uzatacağız. Buralar fabrika bölümü olacaklar. Böyle kuruyoruz buralara fabrikalarımızı. Ama buranın elektrik dağılımı tamam, dağılıyor. 36 volt elektrik yiyor. Bu neymiş? Coal Vapor Plant. Coal kömür değil miydi lan? Sanırsam kömür. O yüzden şuraya biraz daha bunlardan kurmak istiyorum. Paramız hazır varken doya doya harcayalım arkadaşlar. Çünkü bir daha o paraya kavuşamayacağız. Daha sonrasında yok. Öyle değil. Şuraları evlerden kuralım. Gördüğün gibi ev ihtiyacımız bayağı fazla oldu. Ama daha sonrasında şuraya mesela bak şuraya şu şekilde tamam. Buraya da böyle bakkal falan kurdum. Buraya bir de boru çekmemiz lazımmış. Adamlar diyor ki bizim borumuz yok. Al kardeşim boru. Sen de mi boru istiyorsun? Al kardeşim sana da bir boru. Gördüğün gibi bunların borularını verdik arkadaşlar. Adamlar artık boru falan istemeyecekler. Buraya da bir boru veriyoruz. Gördüğün gibi bunların boruları da tamamdır arkadaşlar. Elektrik dağılımı tam olarak sağlanıyor zaten. Elektrik dağılımında bir sıkıntımız yok görüyorsunuz. Ama ben şuraya diyorum ki biraz daha ev kuralım. Ne diyorsunuz? Tamamdır. Şimdi yavaş yavaş gördüğünüz gibi abonelerimizin yerine gidiyoruz. Aa, yeni bölge alabilirsin diyor bana. Oy oy oy, güzel. Yavaş yavaş büyük şehir olma yolunda ilerliyoruz. Burayı almak için 7 milyon... Evet, gördüğünüz gibi aldık arkadaşlar. Ama nasıl aldım hiç fikrim yok. O yüzden kapatıyorum burayı. Bir dızcı olarak artık buraya bir abonemizin ismini verebiliriz arkadaşlar. Zaten buraya fabrikalar gördüğünüz gibi batırmışlar burayı. Hemen buradan bu fabrikaları sileceğim. Ama silmeden önce bakın. Sil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunu durdur bir. Buraya gördüğünüz gibi şunları hemen kaldırıyorum. Buraya fabrikalar batırmış görüyorsunuz. Ne yaptınız abi siz ya? Şunları kaldır. Kaldır abi. Güzel. Artık fabrikaların burada işi falan yok. Bu ne? Kaldır. Şimdi bizim neye ihtiyacımız var? Evlere. Fabrikaların kirlettiği yerleri biz geri alıyoruz arkadaşlar onlardan. Ve buraya güzel bir oturacak alan yapıyoruz. Diyor ki evet, high school mu açıldı? Evet, high school da açılmış. Gördüğünüz gibi high school'da kurmayı başardık. Bu neymiş abicim? Tamam, kütüphane, bizim halkımızın kütüphaneye ihtiyacı yok bence.
Şu an okuyan sayısı herkes hızlı olma yolunda ilerlediği için bizim şeye ihtiyacımız yok. Bak şimdi şöyle. Tamam. Oldu arkadaşlar. Şimdi şehrimiz diyor ki İmparator Skull'un, evet git yürü okuluna git kardeşim. Okul diyor ki okullar var diyor, çok mutluyuz falan diyorlar herhalde. Ben dızlar olarak okula gitmelerini istemiyorum tabii ki de. Herkesin bir dızcı olması lazım. Gördüğün gibi oyunumuz şurası düzelebilir aslında. Ben şu arada buraları ne yapmışım abicim? Buralar tertemiz hala tertemiz kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Bir sıkıntı yok arkadaşlar şehrimizde. 11.600 insan var diyorum. Ama ondan önce bir üyemize daha bir bina vermek istiyorum. Mesela burayı şey yapalım. Şöyle bir bakayım ki öncelikle. Yavuz Selim'inkine verdik. Yavuz Selim'i zaten biz eğer beğenmezse değiştirebilirim. Taha Gül'ün evi yoktu arkadaşlar. Taha Gül'ün fabrikasını almıştık. Taha Gül hayatta kalma okulu. Hayatta kalma okulu. Tamam, gördüğün gibi Taha Gül sayesinde artık insanlarımız hayatta kalacak. Ama bir üyemiz daha vardı biliyorsunuz. Şuraya demişti ki şehre giriş için benim ismimi verir misin demişti. Hemen onun ismini de verelim arkadaşlar. Artık onun isminden geçecekler buraya. Şöyle bakıyorum. Kimdi abi? Umut Beker değil. Nerede bunun abimizin ismi? Tamam. Oyun faresi demiş ki Kara Aslan Sokağı koyar mısın? Kara Aslan Sokağı. Kara Aslan Sokağı. Buraya sokak olur mu ki? Ama olur ya, olur. Tamam. Buralara ev kuracağımız için arkadaşlar buraya her şekilde ev falan olur yani. Taha Gül öğretir arkadaşlar. Evet, bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan beğenip abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Yorumlarda istediğiniz villa falan olsun, her şeyi yazabilirsiniz. Yapmaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Bay bay.